Herkese iyi pazarlar öncelikle Şimdi 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında çok fazla sorular soruluyor Ben bu video kapsamında sorularınıza cevap vereceğim 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neleri kapsıyor, seyahat edebilme durumunuz izinle dışarı çıkıp çıkabiliyor musunuz ve yasağa uymamanız durumunda para cezasını konuşacağız Arkadaşlar öncelikle Birinci kural şu, sizler eğer 20 yaş altındaysanız saat 13 16 saatleri dışında kalan zaman diliminde dışarı çıkamıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz bir genelge yayımladı. Saat 13 16 saatleri arasında eski hayatınızda tıpkı eski hayatınızda nasıl serbest bir şekilde dışarı çıkabiliyorsanız bu saatler arasında da Bireysel olarak dışarı çıkabiliyorsunuz. Kalan saatlerde de özel bir durumunuz yoksa dışarı çıkma yasağı söz konusu özel durumlara da değineceğiz. Öncelikle ilk kuralımız bu. Saat 13 ile 16 saatleri arasında bireysel olarak veya ailenizle dışarı çıkabiliyorsunuz. Peki bu yasak kimleri kapsıyor? 1 Ocak 2001 tarihinde doğanlarla sonrasında doğanları kapsıyor. Yani doğum tarihinize bakın. 1 Ocak 2001'de doğduysanız veya sonrasında doğduysanız sizler yasak kapsamındasınız. Peki bu yasanın sebebi nedir? Yasanın sebebi koronavirüsün yayılmasında en etkin yaş grubu olmanız dolayısıyla 20 yaş altına bu yasak getirildi. İçişleri Bakanlığı bu şekilde bir açıklama yaptı. Dedi ki bu yasağın temelinde yatan ee, ana neden 20 yaş altındaki gençlerin koronavirüsünü yayan etkin bir faktör olması sebebiyle bizler bu yasağı getirdik. Bu arada bu yasak hem hafta içine hem de hafta sonunu kapsamaktadır. Bu da sorduğun sorulardan bir tanesi. Sadece hafta sonu değil hafta içinde kapsamaktadır. Peki bu yasak ne zaman biter? Yasak İçişleri Bakanlığı'ndan ikinci bir genelge yayımlanırsa o zaman biter ve bitmesi de biraz zor gözüküyor açıkçası peki sokağa çıkma yasağı cezası nedir arkadaşlar aynen okuyacağım kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evinin evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa da özellikle yaşlı bireylere vatandaşlara yardım edecek fakat e, iyi kaza rağmen uyarıya rağmen sokakta bulunmaya devam ederseniz 3186 TL para cezası uygulanacak. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamasını da isterseniz birlikte okuyalım ki netleşsin. Şunu söyledi dedi ki 20 yaş altı vatandaşlarımız yani 1 Ocak 2001 tarihi ve sonrasında doğanlar Gün içerisinde saat 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. İstisnası şu iş yerleri ile ilgili bir bağlantınızı illiyetlerin yani illiyet bağlamak hukukta iş yeri ile bir e, ilişkinizi gösteren çalışma belgeniz veya SGK kaydınız varsa bu belgeyi ibraz ettiğiniz takdirde gösterdiğiniz takdirde e, bu yasaktan muaf tutulacaksınız. Ama kalam kitle... Kalan e, diğer 20 yaş altındaki arkadaşlarınız e, bu saatler dışında sokağa çıkamayacaklar, kısıtlanacaklar. Bu şu demek arkadaşlar, eğer 20 yaş altındaysanız, sizler sokağa. Çıkamıyorsunuz saat 13-16 saatlerinin dışında. Ancak eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, bir SGK kaydınız varsa, böyle bir belgeniz varsa, o takdirde yasak size uygulanmayacak. Peki 20 yaş altı seyahat edebilir mi? Arkadaşlar 20 yaş altı gençler ve çocuklar 30 Mayıs'ta yayımlanan genelgede veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir yere bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek Peki kreşe giden çocuklar sokağa çıkabilir mi? Yine 29 Mayıs'ta yayınlanan 2020, 29 Mayıs 2020'de yayınlanan genelge çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklar ve gençler ihtiyaca göre bakıcıyla Aile büyükleriyle yani anne babalarıyla anneanne baba, anneanne işte büyük baba büyük dedeleriyle daha doğrusu kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getiren saat dilimleri içerisinde de yine yolculuk yapabilmesi mümkündür. Demek ki Kreşe giden çocuğunuz varsa sizlerle birlikte yani ebeveynleriyle, anne babalarıyla veya bir aile büyükleriyle veya bakıcılarıyla birlikte e, yolculuk yapabilecektir. Peki 20 yaş altı profesyonel ve milli sporcularda durum nedir? Arkadaşlar Biliyorsunuz bazı üniversitelerde yüz yüze eğitimler devam ediyor. Özellikle teknik eğitim veren mühendislik, tıp fakültesi gibi eğitim veren fakültelerde yüz yüze eğitim var. Bunlarda online eğitim zor olduğu için yüz yüze eğitime geçildi. Bu yaş grubundaki öğrencilere yani eğer 20 yaşın altında bir tıp fakültesinde veya mühendislik fakültesinde veya teknik eğitim fakültesindeyseniz durumunuzu belgeleyeceksiniz. Üniversite yönetimince hazırlanan ders programınızı göstereceksiniz. Zaten üniversite size bu konuda özel bir belge verecek bu belgenizle ibrazıyla ile beraber sokağa çıkabileceksiniz 20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular e, belgele, durumlarını belgelemeleri gerekiyor özellikle müsabaka antrenman yani bu amaçlarla seyahat ediliyor ise yine durumunuzu belgelemek e, suretiyle sokağa çıkma yasamdan muaf tutulacaksınız bahsetmiş olduğum de zaten ekranda yansıtıyorum. Daha evvel biliyorsunuz birinci dalga koronada da buna benzer bir genelge yayınlanmıştı. Bu genelgeyi de bu şekilde size göstermek istedim. Değerli arkadaşlar sorularınızı bana videonun altından yorum şeklinde sorabilirsiniz. Artık açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Varsa görüş ve önerilerinizi e, eksik bulduğunuz herhangi bir yerde yine yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. E, dediğim gibi son olarak tekrarlamak gerekirse 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 1 Ocak 2021 1 ve sonrasında doğanları kapsamaktadır. Kalan saatlerde özel bir durumunuz yoksa özel durumdan kastım da bir iş yerinde çalışıyorsanız yani iş yeriyle ilişkili bir belge göstermeniz veya bir SGK kaydınız varsa o belgeyi göstermeniz yeterli olacaktır dışarı çıkabilmeniz için. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.